Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hayalimdeki kadrolar serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Gerçekten bu seri bomba gibi ilerliyor arkadaşlar. Bomba bir like bekliyorum gerçekten yani bu videoda sizlerden direkt 2000 beğeni yapın gün içinde. Tamam 2 gün tam 3 günde de yapsanız olur ama 2000 beğeni yapın evet tam ekranı kapatıp. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki çok güzel devam eden süper güç serimizden ve ve hayalimdeki karolar serilerinin diğer videolarından ve bütün videolarından haberdar olmak için direkt bir iki butona basmanız yeterli. Bence gayet güzel. Videolar da eğlenceli oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman lafı fazla uzatmadan direkt videomuza girişimizi yapıyoruz. Seri A kadrosu kuracağız bugün sizlerle birlikte. Şaşıracağınız oyuncular var mı bilmiyorum ama böyle iki ufak tefek şaşırtabilirim sizleri. Direkt abi benim kesin alacağım bir oyuncuyla başlayalım isterseniz. Sonrasında da devam ederiz. Kağıda yazdım oyuncuların değerlerini bu sefer daha da kolay olabilir. İlk olarak biliyorsunuz defansla başlıyoruz arkadaşlar. Defans hattımızla başlayalım. Bakalım devamında neler olacak? Çok heyecanlıyım çünkü burada gerçekten çok sevdiğim oyuncular var. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen pazarımıza girelim. Seri A kadromuzu kuruyoruz. En son kime bakmıştım? Luis Alberto'ya bakmıştım arkadaşlar. Bir tane spoiler yemiş oldunuz. Onu da yiyin Bir şey olmaz. Hemen 72. 72 stoper diyeceğim abi. 72'lik stoper kim diye merak ediyor olabilirsiniz. Sizi kim olabilir? Yani bilmiyorum tahmin edemediniz mi ama artık tahmin edin. Artık gitmiş. 27 bin coins'e gitmiş. Yani 5, yani 2 bin coins için uğraştığım şeylere bak abi. Ama bunu tutamıyorum abi kendimi. Hep böyle en ucuzunu almak zorundaymışım gibi hissediyorum. Hadi 30.210 coins'lik Merih Demiral'ı sizlerle birlikte aldık direkt kadroma koyup yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü hemen yükselteyim ki Merih direkt elit olarak kadroda bulunsun istiyorum. Bu arada sakatlandı gerçekten geçmiş olsun diyorum ama inşallah yetişir. Yani inşallah Euro 2020'ye yetişir. Üstüne Çağlar Söyüncü'yü mü bassam? Evet arkadaşlar Merih'in üstüne Çağlar Söyüncü'yü basıyorum. Gerçekten garip bir mantık oldu ama böyle olacak. Bastım bakalım 135 bin koyu ise verdim Meri'ye şimdi Çağlar Söyüncü'yü de Meri Demiral'ın üstüne basmış olduk gerçekten güzel oldu hızlanması, top kesmesi filan. 83 reytinglik Merit Demiral. Arkadaşlar diğer stoperime şaşıracaksınız. Hiç şaşıracaksınız. Hiç tahmin etmediğiniz bir oyuncu olacak muhtemelen ama onu seçtim, onu tercih ettim. Çünkü eskiden çok severdim ve benim sevdiğim en iyi, hayalimdeki 11 olduğu için onu kullanmak istedim. Gerçi çok daha ileri var aslında ama ben onu kullanmak istedim ve Diego Godin. Evet arkadaşlar kesinlikle Diego Godin. Mükemmel bir oyuncu. Hemen Diego Godin'i aldım. Hemen koymayacağım arkadaşlar Diego Godin'i. Birazcık bekleyeceğim. Çünkü devam ettikten sonra başka bir mevkiden de hemen oyuncu alacağım. 79'luk 79'luk bir Sabek. 79'luk bir Sabek. Kim olabilir arkadaşlar sizce? Tabii ki de Florenzi. Fiyatı ise arkadaşlar 280.000 coinsmiş var olmuyor onu anlayamıyorum ama neyse 280 bin 70 coin'si var 280 binlik adam çıkmıyor abi ben gerçekten çözemiyorum ve şimdi sırada sol bek var sol bekte 83'lük Alexandro onu da 420 bin coin'se görmüşüm yani eğer şimdi göremezsem gerçekten çıldırabilirim yani gerçekten sinirlenirim 420 bin değil mi tamam 400, 425 bin yazıyorum abi ama çıksın ama lütfen çıksın Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı tam da 421 hatta 403 bin coin'se de yeni koyulmuş. Hemen alalım abi ucuzdan ucuzken alalım sonra bir daha uğraşmayalım. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hemen defans hattımı dizeceğim. Bakalım defans hattımda neler olacak. Sol bekime hemen Aleksandro'yu koyuyorum. Asıl ileri hat için heyecanlıyım ben çünkü ileri hatta aşırı önemli şeyler olacak. Dediğim gibi videoyu sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum. Hepinizden de beğeni gelir herhalde beğenilerinizi atmayı unutmayın. Diego Godin ve sağ bekimizde Florenzi. Niye ne yazık ki 79 rating illa yükselteceğiz değil mi? 80 rating olamadın mı ya? Bir iki tane de asist yapsaydın da EA 82 rating yapsaydı. Şimdi 3000 istiyor. 3000 istiyorsa bir tane 1000 verelim. Şöyle bir tane 1000 de buradan. Bir 1000 daha buradan. Tamam. Tam oldu. 43000 coin ise Florenzi'yi de yükseltmiş olduk arkadaşlar. 80 ratinge ve şimdi gördüğünüz gibi defans attığımız bu şekilde. Şu anda karnımız 80 gen yani 25 kimya oldu bile. Ve şimdi arkadaşlar 83'lük bir oyuncu daha alacağız. Defansif orta saha Serie denince akla kim gelir? Aslında iki tane adam gelir arkadaşlar. Yani benim aklıma en iyi iki tane adam geliyor. Birisi Matui deyip birisi Pjanic. Ama şöyle Pjanic asıl mevkisi merkez orta saha. O yüzden onun merkez orta saha kartını alacağız. defansif orta sahada da Pjanic'i kullan Pjanic kullanmayacağız. Matuidi'yi kullanacağız. Hemen Matu yazdım. 275 bin çıkacak muhtemelen. Çünkü öyle yazınca aynen. 234 bine bile var. Matuidi gerçekten fiyatı iyiymiş. Matuidi'yi de almış olduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada ve şimdi sırada Luis Alberto var. Luis Alberto. Hemen Luis Alberto'yu alalım. MO'yu diğer MO'yu en son alacağım. Onu bir bırakayım belki bir şeyler olabilir. Luis Alberto'yu alacağız şimdi sizlerle birlikte. Ratingi 84'müş ve 150 bin koyismiş. İnşallah doğrudur yani. Öyle tahmin ediyorum. Yani doğru olduğunu düşünüyorum ama bilemiyorum yani. 125 bin coins'e var. En ucuzunu alalım çünkü arkadaşlar başka bir oyuncunun başka bir halini almaya çalışacağım. Hani daha yüksek bir kartını almaya çalışacağım o oyuncunun. Aklımda bir oyuncu var. O yüzden bir bekleyelim. 123 bin coin ise bir daha görürsem alacağım bu arada. Direkt 123 bin coin ise gördüğümü alıyorum arkadaşlar. Luis Alberto'yu da aldım. Gerçekten asist kralı yani çok asist yapan bir oyuncu. O yüzden çok seviyorum Luis Alberto'yu. Ve şimdi sırada arkadaşlar. Türkiye'mizin gururu. ikinci gururu. Aslında 3 tane Türk kullanacaktım arkadaşlar ama bir şeyden dolayı Türk kullanamadım. Gerçekten sevgim daha fazla olduğu için. Hani iki tane oyuncuyu gerçekten çok seviyorum. O yüzden kullanamadım. Aa, Karoda Sakan abi ben ne yaptım? Karoda bir dakika. Şu an Evet, Cengiz Ünder 736.860 coin ise Cengiz Ünder'i de aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir kadromuzun bütün oyuncularını ekleyelim. İlk olarak Cengiz Ünder'i koyacağım. Sonrasında orta sahalarımızı ekleyeceğiz tabii ki Cengiz Ünder. Türkiye'nin gururu 83 rating. Merih Demiral var, Cengiz Ünder var. Abi gerçekten Türk oyuncularla dolu bir lig. Mükemmel Türk oyuncular var. Hadi bakalım. Diğer MO'muzu daha koyamıyoruz. Şimdi MDO'yu koyacağız. MDO. Kaleciyi aldık mı bu arada? Daha kaleciyi almadık. Kalecinin ben reytingini falan hiçbir şeyini yazmamışım. Ve bütçe olarak da kaleciyi hesaplamamıştım. Yani şu an paramız yetmeye de bilir. O yüzden ben bir piyan içi direkt alayım abi. Tamam piyan için ben normal kartını alacağım. Ona kanaat getirdik artık. Piyan için normal kartını alacağım artık anladık. Ben çok şımarmayayım. Hemen şöyle piyan için normal kartını alalım. 84'lük mü o arkadaşlar? Pianich. Fiyatı ne kadarmış? 320.000 ee, 320 bin coins. Hemen 320 bin coins yazıyorum. 320 bin coins yazdım. Kaydettim. Arattım. Ve 319 bin, 318 .000, 550 coinslik Mirallen piyan de aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi sırada, şimdi sırada kim var biliyor musunuz? Abi en önemli en sevdiğim adamı çok fazla sevdiğim bir adam var. Onu en sona bırakacağım. O yüzden ilk olarak ilk olarak 92'lik Vamos Ronaldo. Vamos Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. Tabii ki Cristiano Ronaldo olmaz mı abi? Benim kal benim kurduğum bir kadroda Cristiano Ronaldo'nun olmama ihtimali hani yüzde kaçtır? Yemin ediyorum ucuza bulduk diye seviniyordum. Adamın fiyatı ben videoyu çekene kadar artmış. 6 milyon 131 bin 130 coin e, Cristiano Ronaldo'yu da alıyorum ve tam 1 milyon coin'sim kalıyor. Ve bakalım nerelerde eksik var şimdi. Hemen göreceğiz. Benim asıl en sevdiğim oyuncuyu da birazdan göreceksiniz. Ronaldo'yu da buraya almamdan asıl en sevdiğim oyuncunun hangi mevki olduğunu artık düşünmeye başlamışsınızdır. Ronaldo'yu sol kanat olarak kullanacağız. Miralem Pjanic'i buraya koyacağız. Ve şimdi sırada iki tane oyuncu var. Birisi kaleci, birisi Santrafor. ilk olarak bir kalecimizi alalım. Bir kalecimizi alalım abi. Santrafor'u sona bırakıyorum. Santrafor'u sona bırakıyorum çünkü Santrafor mükemmel bir adam. Şimdi ilk olarak kaleci, kalecinin ratingini bile bilmiyorum abi. Kaleciye bakmayı unuttum ben videodan önce. Hemen şöyle pozisyon kaleci yapalım. Ne kadar ediyor bakalım? 486 bine Handanovic'i de alıyoruz arkadaşlar. Ve hemen kadromuzu ekleyelim ve son bir oyuncu kalıyor. Geriye son bir oyuncu kalıyor. Bomba bir oyuncu ama öyle böyle değil. Yani kral bir oyuncu kalıyor geriye. Handanovic'i de koyalım şöyle. Ve geriye kalan oyuncu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Geriye kalan oyuncunun ismi hemen söylüyorum. Zlatan İbra Kadabra. İbra Kadabra. Abi yok gerçekten mükemmel bir adam. Çok seviyorum. İbrahimovic. Ratingi kaçmış 83 ama İbrahimovic'in e 83'ten yüksek kartı da muhtemelen vardır. Ben elimdeki bütün coin'si bir yazayım. Bakayım bir çıkacak mı İbrahimovic. 700 bin coins'e bakalım pahalı bir İbrahimovic kartı çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar maalesef. Ama daha yüksek kartı vardır bu adamın. Var diye hatırlıyorum zaten. Hemen 315 bin coins yazalım arkadaşlar. 315 bin coins bu kayıtları inşallah başlatmışımdır. Bazen unutuyorum çünkü başlatmayı arkadaşlar. Sonra ağlıyorum. <laughs> Gerçekten çok kötü oluyor. Boşu boşuna şu ana kadar konuştuklarımın hepsi bir boşa gittiğini düşünsenize. Neyse 280 bin coins'e Zlatan İbrahimovic'i de alıyoruz. Kimya oyum olmayacak. Ama Milan'da şu an biliyorsunuz. Milan'a transfer oldu. Mükemmel orada da. Gerçekten bir maçını izledim. iki tane gol attı. Sadece birisi sayıldı. Diğeri offside gerekçesiyle sayılmadı. Ancak offside yoktu. Eğer vara bakılsaydı İbrahimovic'in iki golü olmuş olacaktı. Zaten kaliteli bir futbolcu arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. İbrahimovic'i de kadromuza koyduk. 91 yani 122 kimyalık mükemmel bir kadro oldu arkadaşlar. Bu kadroyu da çok sevdim. Şöyle değiştirirsem bunu ne oluyor? Kimya artıyor mu bu arada? Evet 130 kimya oluyor ama İbrahim Uç tabii ki santraforda kullanacağız. Arkadaşlar kadro müthiş olmadı mı? Gerçekten harika olmadı mı? Yorumlara yazın bakalım siz kimleri ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten harika bir kadro olduğunu düşünüyorum. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Burada videomuzu sonuna geldik. Mükemmel bir seriye kardos kurduk. Devamında bakalım bir sonraki bölümlerde ne kardos kuralım bunları da yorumları yazmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi bir resmet tıklayarak efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.